Sayın Milletvekilim, değerli yönetim kurulu başkanımız, değerli hocalarım, değerli hazirim, geceniz mübarek olsun, oruçlarımız kabul olsun. Rabbim inşallah bu oruçların vesilesiyle cennetinde buluşmayı nasip eylesin. Tabii yönetim kurulu başkanı Cumhuriyet Bey çok güzel bir çerçeve çizdiler. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Nereye baksak, nereye dönsek, İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da ya da yukarı çıksak Gürcistan'da, Ukrayna'da, hele Orta Doğu'ya girsek, Suriye'de, Irak'ta bir fotoğraf var ki, ya da Amerika'da adeta bir kriz fotoğrafı tüm dünyada. Türkiye tüm bu krizlerin ortasında Allah'a hamdü senalar olsun birliğini, beraberliğini muhafaza ediyor. Bu ülkenin, bu coğrafyanın, bu toprakların en kıymetli özelliği, en asil hali ve duruşu bu birlik ve beraberlikte. Tabii 15 Temmuz'da yaşadıklarımız, öncesinde, sonrasında yaşadıklarımız, içinden geçtiğimiz günlerde müşahede ettiklerimiz aslında bize bir şeyi söylüyor. Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edebilirsek, eğer istikrarımızı muhafaza edebilirsek, yarınlara çok daha güvenli bakacağız. Güçlü liderlikle, kararlı, cesur duruştan yarınları çok daha güzel imar edeceğiz. Ama bir şeye eminiz. Bu coğrafyanın insanları, bu medeniyetin çocukları dünyaya bakarlarken merhametle baktıkları kadar cesaretle ve özgüvenle bakarlar. Şimdi öyle bakıyor Türkiye. Hamdü senalar olsun. Bu kadar badireye rağmen, bu kadar içeriden ve dışarıdan müdahaleye rağmen ayakta kalmayı başarmış bir millet, evet Allah 21. yüzyıla damga vuracaktır umudundayız, heyecanındayız. Hangi partiye oy verirsek verelim. Ama mutlaka bu seçimlerde siyasal duruşumuzu belli edelim diyoruz biz. Bu ülke hepimizin, biricik ülkemiz. Bayrağımızla, vatanımızla, ezanımızla, evet Allah bu ülke yarınlara liderlik edecek ülke olmaya devam edecek diyorum. Tekrar Sayın Başkanıma sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim şimdiden önce Kadir Gecesi'ne sonra Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı nasip eylesin diyor. Hürmetler, saygılarla hepinize Allah'a emanet ediyorum.